Efendim bugün sizler için Tomarza'yı adeta bir gerdanlık gibi bölen Zamantı Irmağı'nın ortasındayız ve Macera Kayseri'nin kurucusu İbrahim hocamla birlikte kendimizi Zamantı Irmağı'nın serin sularına bıraktık. Gezici Radar bugün sizler için Zamantı'da kano yapıyoruz. Efendim Kayseri'nin eşsiz güzelliklerinden bir tanesi Tomarza'nın Zamantı Irmağı'nın hemen kenarındayız ve Kayseri'de bambaşka bir çığır açan, turizme farklı bir bakış açısı kazandıran Macera Kayseri'nin kurucusu İbrahim Hoca ile de birlikteyiz. Biraz sonra kanomuzu Tomarza'nın serin sularına indirivereceğiz ve akıntı bizi nereye götürürse oraya doğru yol alacağız ama ondan evvel hocam ne gibi bir hazırlık yapacağız? Biraz bahseder misin? Hoş geldiniz öncelikle. Çok mutlu oldum. Birazdan kürek ve kontrol eğitimi yapacağız. Arkasından güvenlik önlemlerini alacağız. Can yeleğimizi giyeceğiz. Kanolarımızı indireceğiz. Rota boyunca harika bir gezintiye çıkacağız sizinle. Hocam güvenlik önlemi dediniz. Siz almışsınız. Biraz sonra evet. Ben de giyeceğim ama ne gibi önlemler alıyoruz? Ne kadar güvenli? Evet, ırmak çok derin değil. Genelde bir yarım insan boyunda. Hele bu sezonda daha da düşük seviyesi. O yüzden herhangi bir güvenlik sorunumuz yok. Yine de can yeleğimiz zorunlu. Onu giyiyoruz. Onun haricinde rotamız çok temiz, çok güvenli. Devam ediyoruz. Nereye gideceğiz? Biraz da bu güzel rotadan bahsedelim. Çünkü yeşillikler içinden geçeceğiz ve gezerken de Tomarza'nın, Kayseri'nin birden fazla güzelliği gözlerimize serilmiş olacak. Evet şöyle, rota 4 kilometre yaklaşık olarak 40 dakika, 50 dakika ortalaması. Ama tabii grubun hızına da bağlı. Daha da fazla sürüyor olabilir, az da sürüyor olabilir. Cidden çok güzel. Yani çok farklı kuş türlerini görebiliyorsunuz. Ağaçların altından geçiyoruz. Sayın Valimiz de geldiği zaman o da deneyimledi. Çok mutlu oldular. Rotayı çok beğendiler. Biz bu rotada çok büyük hazırlık yaptık. 2 ay boyunca bu rotayı hazır hale getirdik. Güzel oldu, güvenli oldu. Yüzme bilmenize gerek yok. Eğer gelecekseniz her kesime hitap ediyor. Çocuğundan yaşlısına kadar devam edebiliyoruz. Hocam kritik noktayı verdi zaten. Yüzme bilmenize gerek yok dedi. Ben biliyorum ama bilmiyorsanız da buraya güvenle gelebilirsiniz diyoruz. Emeği geçen Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere Tomarza Kaymakamlığımız ve bütün yetkili kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi ediyoruz. Çünkü arkamızda gördüğünüz bu alana ne kadar doğal olsa da arkada yapay olarak yapılan ve hazırlık aşamasında olan yüzlerce daha etkinlik var diyorum. Hocam beni giydiriyorsun ve beraber gidiyoruz. Hemen hazırlanalım. Evet. Efendim Tomarza'da Zamantı Irmağı'nda kano yolculuğumuz başladı. İbrahim Hoca ile birlikteyiz. Hocam neler söyleriz? Parkurda ne gibi hazırlıklar yaptık? Evet, burası yaklaşık 4,5 kilometre rota. Çok keyifli bir rota oldu burası. Doğanın içerisinde, kuş sesleri arasında güvenli bir rota haline getirdik. Yaklaşık 2 ay boyunca bu rotada tehlike oluşturan ağaçları, dalları vesaire hepsini temizledik. İnsanların güvenli bir şekilde kano yapacağı bir alan haline getirdik. Ondan dolayı da İçiniz rahat olsun. Güvenli bir şekilde gelip kano yapabilirsiniz burada. Bu aktiviteye katılabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Hem Tomarza'mıza hem Kayseri'ye cidden bir değer kattı burası. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi çok destek oldular. Tomarza Kaymakamımız, Sayın Ali Buşkaya Bey, Gençlik Spor İl Müdürümüz, İhsan Kabakçı Bey çok destek oldular. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Kano alanı için ne olması lazım? Birincisi giriş yeri olması lazım. Bir de çıkış yeri. Yola yakınlık olması lazım. Bu köy benim kendi köyüm. Hobi amaçlı yapıyorduk biz burada. Daha sonra bu şekilde sportif aktiviteye dönüştü. Özellikle seçilmiş bir yer değil. Hocam bu yol boyu birçok farklı güzellik gördük ve ağaçları, birbirinden farklı çiçekleri ve kuş türlerini gördük. Biraz bize bunlardan bahseder misin? Şimdi Zamantı Irmağı Pınarbaşı'ndan doğuyor. Adana Ceyhan'la birleşiyor. Şimdi çok ilginçtir. Burada insanların inanışı var. 4 kutsal kitapta da geçen Fırat, Dicle, Nil ve Ceyhan nehirleri var. Ceyhan nehrinin başlangıcı Zamantı Irmağı aslında. Çok ilginç bir detay bu. Evet. Buranın kendine has bir endemik bitki türü var. Kuş türü var. Mesela ilkbaharda geldiğiniz zaman angut türlerini görürsünüz. Balıkçıları görürsünüz birkaç tür. Leylek zaten bu bölgede çok var. Ve mesela sağ tarafımıza baktığınız zaman bu mor çiçek genelde Zamantı Irmağı'nda detayını gördüğümüz bir çiçek. Şimdi buradaki aktivitede kano yaparken zaten kano safari gibi oluyor. Buradaki bütün detayları görüyor insanlar. Çok dinleniyor. Çok yani, da yavaş ilerliyoruz hocam aslında. Evet, yani suyun akıntısı azaldığı için şu an yavaş gidiyoruz. Evet. Bu mevsimde düşüyor su seviyesi. Ama kano yapmamız için bir engel değil bu tabii ki. Artı şimdi insanlar buraya aileleriyle, çocuklarıyla aynı kanoya bindikleri an yani cidden çok dinlendirici bir ortama geldiklerinde her sefer giderken çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Onu belirteyim özellikle. Efendim şunu söyleyelim. Su seslerinin arasında, kuş gürültülerinin, kuş cıvıltılarının arasında ve tabii ki Yusuf çüp böceklerinin havalanışında bu güzel etkinliği hepinizi davet ediyoruz. Macera Kayseri'yi Instagram üzerinden de takip edebilir. İbrahim hocamdan randevularınızı oluşturabilirsiniz. Cuma, cumartesi, pazar rutin olarak buradalar. Evet, hafta içi ise randevu şeklinde. Randevu oluşturduğunuz takdirde İbrahim hocam ve ekibi buraya gelerek bu güvenli aktiviteyi sizler için sağlıyor. Genelde gelen sorular güvenli mi? Yüzme bilmemize gerek var mı? Yüzme bilmenize gerek yok. Çok güvenli, stabil akan bir ırmak, temiz bir ırmak. Bu deneyimi yaşamaya sizleri de davet ediyoruz. Tüm Kayseri halkını ve çevre illerimizi davet ediyoruz. Efendim bugün sizler için Tomarza'yı bir gerdanlık gibi bölen Zamantı Irmağı'ndaydık ve Macera Kayseri. İbrahim hocamızla birlikte çok güzel bir kano deneyimi yaptık. Çekimlerden sonra da biraz suba bineceğiz ve hocamızın yardımıyla subu öğreneceğiz. Gezici Radar önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarla yeniden sizlerle oluncaya dek. Hoş kalın, hoşça kalın.